Ben emekli olmuşum. Hala daha Kur'an, her gün burada otururum, Kur'an okurum. Günde 500 okurum her gün. Devam ederim buna böyle. Durmadan. Binaenaleyh Kur'ansız bir millet, hele İslam yaşanmaz. Kur'an. Niçin Kur'an okuyoruz? Namaz kılmak için. Evvela namazı kılmak için Kur'an'ı öğrenmek lazım. Kur'an dünyada bize doğru yolu, istikameti gösterir. Ahirette de bize şefaatçi olacaktır. Kur'ansız bir millet, bir din yaşamaz. Allah'ın göndermiş olduğu son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Onu biz indirdik, biz muhafaza edeceğiz. Kıyamete kadar böyle devam edecektir. Kıyamette de okuyanlara şefaat edecektir. Şehadetlik edecektir. Cennete girmemize vesile olacaktır. Sırat köprüsüne geçmemize nur olacaktır bize. Yol gösterecektir. Binaenaleyh Kur'ansız bir millet yaşaması mümkün değildir. Onun için hele şu zamanda, bu zamanda bunu Müslümanlar çok iyi bilip bu zamanı iyi değerlendirmesi lazım ki Cenab-ı Allah'a karşı bu gelen bu toleranslı, bu güzel zamanı gereği şekilde değerlendirip ibadetimizi buna göre yapmamız lazım. Allah'a şükretmek lazım. Peki amca, o dönemle ilgili hatırladığınız böyle bir olay var mı? Mesela hani birisi Kur'an okurken ya da ezan okumaya çalışırken başına bir olay geldi, bir şey. Amcam işte demin bahsettiğim gibi ezanı Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah dedi. Hoca dediler, jandarma geliyor. Tanrıoğlu'dur, Tanrıoğlu'dur diye çevirdi ezanı buraya doğru. Buna benzer. Bunun yanında ben şahsım olarak ta ben çocuk devrimde sayılırdım. Şimdi o zaman da 14-15 yaşlarındaydım ben. Binaenaleyh benim başımdan öyle bir olay geçmedi. Ancak hocamız bahseder, Emin Saraç hocamız. Onun babası çocuklarını böyle okuturken geldi, yakaladı, jandarmalı aldı, getirdiler, mahkemeye verdiler. Sen bu çocuklara Arapça öğretiyorsun. Hayır, Arapça öğretmiyorum. Ben dini kitabım olan Kur'an-ı Kerim'i belletiyorum onlara. Bana sana kim dedi, ne diye bunları okutuyorsun diye, niye öğretiyorsun diye babasını hakimin huzuruna mahkemeye sevk ettiler. Böyle yapmışlar. Ama babası çok gayretli bir insanmış ki gece teheccüde kalkarak gece 5 tane kardeşini hafız yapmış. Kol basar. Çocuklukta bu ezan başladı. Zaten ben çocukken bu ezan Türkçe okunuyordu. Binaenaleyh o devirlerde ben de hafızlığa çalışıyor idim. Adapazarı Hendek Hacı Kışla köyünde. Dolayısıyla biz zaten bize Allahu Ekber ezanı biliyorduk ama bize zaten o Türkçe ezanı öğrettiler. Dolayısıyla bu ezanı da biz okumaya devam ettik orada. Şimdi köylerde halk bütün buna içinden bir buğz ediyor. Nefret ediyor. Fakat alena ortaya çıkıp kimse bir şey söylemiyor. Çünkü bir yerden bir hareket gördükleri zamanda canın alması, polisi hemen oraya koşuyorlar. O adamı alıp getirip Kudüs'e hapse atıyorlardı. Mesela bulunduğumuz köyde benim amcam köyün hocasıydı. Hacı Kışla köyünde. Ezan okuyordu. Eski Türkçe Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Hoca dediler, jandarma geliyor. Tanrıoğludur, Tanrıoğludur diye başladı ezanı çevirmeye. Böylece bu devam ediyor. Halk buna içinden tepki, nefret ediyor, buğz ediyor. Fakat alenen çıkıp ortaya kimse bir şey söyleyemiyor. Ancak bazı sapa yerlerde, bazı köylerde, oralarda jandarmanın veyahut da resmi şahısların oraya pek uğradıkları olmadığı için onlar korkusuzca böyle gene de temkinli olarak eski ezanı Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bunu böyle okumaya devam ettiler. Etmişler idi. Binaenaleyh bizim köyler uğrak ve işlek yerler olması hasebiyle jandarmaların, polisin, resmi görevlilerin buradan daima gelip geçmesi mümkün ihtimalle olduğu için oradaki bulunan görevliler daima yeni ezanı okumaya devam etmişlerdir. Yani Türkçe ezanı.
Dolayısıyla hem kâmeti hem de ezanı ben bizatihi kendim çok okudum. Çocuk olmamla beraber yeni yetişiyordum o zaman da zaten. Ta ki 50 senesine kadar. Böylece hem ezanda hem de efendim ikamette Türkçe ezan olarak Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak, Tanrı'dan başka yoktur tapacak, Tanrı'nın elçisidir Muhammed Mustafa, haydin namaza, haydin felaha, namaz başladı, Tanrı uludur, Tanrı'dan başka yoktur tapacak. Böylece devam ederdik buna. Bu 1950 yılına kadar devam etti. Devam etti. Peki Arapça ezan tekrar okumaya başladığında nasıl oldu? Arapça ezan okunmaya başladığı zaman her tarafta Türkiye'nin birçok yerlerinde bayram havası esti. Millet sevinç ve gözyaşlarıyla etrafa koştular, birbirlerine müjde verdiler. Ezan başladı, aslına döndü, Allah-u Ekber diye Allah'ın büyüklüğü, yüceliği halkın kulağına tekrar eski sesiyle gelmeye başladı diye sevinçle, neşeyle millet, çoluğu, yaşlısı, ihtiyarı, çoluğu, çocuğu, hepsi bunu böyle sevinç ve neşeyle bunu karşıladılar. Bayram havası içerisinde. Bütün bunu birbirlerine müjdelediler böyle. Bu şekilde devam etti. Gençler de, yani biz o devirde öyle bir badireler atlattık ki, elifbalardan okurduk, derler ki şimdi jandarma geliyor dedi. Elifbaları sokardık hasırın altına, ondan sonra arka kapıdan bahçeye kaçardık. Ki jandarma gelip bizi yakalamasın. Gelip bizi tutup hocamızı şey yapmasın. Orada hocada namaz kılar gibi veya da bir Kur'an okur gibi kendi kendine hareket ederdi. Bizi oradan dağıtırlardı. Binaenaleyh o zaman da biz neredeyse İslam'ı ve Kur'an'ı milletin kalbinden, dilinden ortadan kaldırıp dinsiz bir gençlik, bir millet yetişmek hevesi, arzusu içerisinde idiler. Şimdi ise buna rağmen o zamandaki millet, gençler, ecdat, büyükler gizli gizli gece kalkıp evlatlarını, torunlarını okutan kişiler çok vardı böyle. Binaenaleyh bu zamanda Allah'a ne kadar şükretsek